اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلوا على Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi. Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder diye buyurdu. Osman İbni Affan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi. Bir Müslüman farz namazının vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Cerir İbni Abdullah el-Beceli radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idik. Dolunay halindeki aya bakarak şöyle buyurdu. Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak elinizden geliyorsa kesinlikle kaçırmayıp kılınız. Sadaka Resul. Evet kardeşler, namaz kılmayan kişiler hakkında çok korkunç bir hadisi sizlere anlatmaya çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashab-ı kiram ile aralarında namazdan bahsetti. Ve dedi ki, her kim şu 5 vakit namazı muhafaza ederse namazı onun için kıyamet günü nur olur. Delil olur. Ve azaptan kurtuluş olur. Her kim de 5 vakit namazı muhafaza etmezse, kıyamet günü onun için ne nur olur, ne burhan, ne necat vardır. Kıyamet günü Karun'la, Haman'la, Firavun'la, azılı İslam düşmanı, Ubey İbni Halef'le beraber hesaba çekilir. Aman Allah'ım. Evet, kıyamet gününde namaz kılanlar için, namazını muhafaza edenler için, farz namazlarını kılan ve ondan sonra mükemmel sünnetleri de terk etmeyenler için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beyan etti. Dedi, onlar için bir burhan vardır, delil vardır, bir nur vardır, bir kurtuluş vardır. Nauzubillah, şimdi namazı üzerinden muhafaza olmayan, namazı hiçe sayanlar, namazı terk edenler için ise onun için nur yoktur, onun için delil yoktur, onun için kurtuluş yoktur. Ondan daha ziyade o kişi için kıyamet gününde Firavun'la birlikte hesaba çekilmek var. Ne kadar korkunç. Ubey İbni Halef zamanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çok eziyet etmişti. Bu namaz kılmayanlar kıyamet günü Firavun'la, onun veziriyle ve Ubey İbni Halef'le birlikte olacaklar. Kıyamet gününde en şiddetli azap onların azabıdır. Namaz kılmayanlar, namazın üzerinde dikkatli olmayanlar,
namazını muhafaza etmeyenlerin durumu böyle. Eğer şimdiye kadar namazımız geçmiş ise kazasını yapalım. Bundan sonra dikkatli olalım. Allah Celle Celaluhu bizleri affedecek ve tevbemizi kabul edecek inşallah. Evet, bundan sonra Allah Celle Celaluhu'ya söz verirsek, Ya Rabbi ben pişman oldum. Bir zamanlar ben namazımı terk ettim. Bundan sonra bir daha namazımı terk etmeyeceğim dersek ve elimizden geldiğince o namazlarımızı kaza edersek, Allah Celle Celaluhu bizlere merhametiyle muamele edecek inşallah. Böyle kendimizle Yüce Mevlamızın arasında niyetlerimizi sırf Allah için yaptığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağız kardeşler. Namazlarımızı kılarken ve önümüze hangi iş gelirse, Ya Rabbi ben bunu senin rızan için yapıyorum. Günah olduğu zaman da, Ya Rabbi senin rızan için uzak duruyorum, yapmıyorum diye kalbimizde daima Allah rızası olarak amel yaptığımız takdirde Allah Celle Celaluhu bize rahmetle nazar edecek. Çünkü amel de aynı altın gibidir kardeşler. Eğer altının içine başka maden katılmışsa sarraf onu biliyor değil mi? Sarraf bu altın 14 ayardır, bu 24 ayardır diyor. Nasıl altının halis olanı vardır, bir de düşük ayarlı olanı vardır. İşte niyetimize göre amel de aynen öyle. Küçük bir amelimiz Allah için olursa çok değerli olur. Allah Celle Celaluhu amellerin sarrafıdır. Amellerin ihlaslı olanını ve olmayanını, riya ile olanını Allah biliyor ve ayırıyor kardeşler. Allah ihlaslı olan ameli kabul ediyor. Diğerlerini ise kabul etmiyor. Eğer biz Allah Celle Celaluhu'yu hakikiyle tanırsak dünya ve ahireti terk edeceğiz. Allah azimdir. Allah Celle Celaluhu cemal sahibidir, güzeldir. Ona o kadar çok aşık olmamız lazım ki. O kadar çok aşık olmamız lazım ki. Mevlam inşallah o muhabbeti cümlemize nasip eylesin. Mevla Celle Celaluhu namazlarımızı, ibadetlerimizi hakkıyla ifa edebilmeyi, tam bir teslimiyet ve sadakat ile hiçbir riya katmadan, gösteriş bulaştırmadan Allah rızası için şu ibadetlerimizi yapabilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Mevla Celle Celaluhu yevmul kıyamette, o mahşer gününde peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle haş eylesin bizleri. Sevdiği kullarla beraber eylesin bizleri. Mevlam sevmediği kullardan bizleri uzak eylesin. Bize ey kulum ben senden razıyım dediği kullar zümresine cümlemizi dahil eylesin inşallah.
Berat ile gelir Fatıma. Yeşil Berat ile gelir Fatıma. Yeşil Berat ile gelir.